Fiber yatırımlarında geldiği son noktayı Türk Telekom CEO'su Ümit Önal geniş katılımlı basın toplantısında açıkladı. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışarak Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 kat fazlası altyapı yatırımı yapıyoruz. Önal, fiber ağ yatırımlarının toplam uzunluğunun 7,5 milyon kilometreye ulaştığını dile getirdi. Türk Telekom olarak Türkiye'yi adeta fiber ağlarla ördük ve örmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olarak gururla söylemek isterim ki bugün itibariyle fiber ağımız 7,5 milyon kilometreye uzunluğa ulaştı. Türkiye'nin 81 ilini bir uçtan bir uca fiber ağlarla ördüklerini belirten Önal, Türk Telekom'un her gün altyapısına ortalama 2000 kilometre fiber ağı eklediği bilgisini verdi. CEO Önal'a göre Türk Telekom 5G öncesi gelinen şu aşamada gelişmiş birçok ülkeyi de geride bıraktı. Önal, altyapı yatırımları söz konusu olduğunda en yakın rakibinin 5 birimlik yatırımına karşı 100 birimlik altyapı erişim yatırımları yaptıklarını vurguladı. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde en yakın rakibimizin ayda 5000 yeni haneye erişim yaptığı yerde biz her gün 10.000 haneye erişim yapıyoruz. 2019'dan 2020'ye Türk Telekom başlıklı basın toplantısında Önal İstanbullulara bir de müjde verdi. Türk Telekom olarak 2020 yılında fiberi her mahalleye, her sokağa götürmek hedeflerimizin en başında yer alıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul'da altyapısı olmayıp altyapı talep eden her müşteriye bir hafta içerisinde fiberi getirme sözü veriyoruz. Ve ortak fiber altyapı tartışmaları. Ümit Önal, 2018 yılında yapılan protokolü hatırlatarak talep eden her operatörün altyapıyı kullanabileceğini vurguladı. Üstelik biz diyoruz ki bu altyapı hepimizin altyapısıdır. Türkiye'nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. Türk Telekom kurmuş ve büyütmüş olduğu sabit internet altyapısının sahibi değil, üstlenicisi ve işletmecisi konumundadır. Eğer gerçekten Türkiye'nin teknolojik refahı öncelikleniyorsa, bu konu çok önemseniyorsa, bu üç şeyle mümkün bize göre. Birincisi, ortaya konulan taleplerin hukuki olması gerekiyor. İkincisi, gelen taleplerin ticari bir mantığa yaslanması gerekiyor. Üçüncüsü de bu taleplerin rasyonel olması gerekiyor.